herkese selamlar. Bugün sahildeyim. Yeni kameranın testini hem bisikletle yapmak istedim hem de mikrofonu falan da test ediyorum aynı anda. Umarım sesim düzgün geliyordur. Bugün böyle Karşıyaka Yunuslar'dan aslında Bostanlı'ya kadar hatta Mavişehir'e kadar bir bisiklet sürüşü yapacağım. Bunu da sizlere güzel görüntüler çekmeye çalışacağım bu arada. Umarım keyifle izlersiniz. Çok soğuktu. Havanın soğuk olması sebebi aslında dışarı çıkamadım bir türlü. Kamerayı alalı neredeyse bir hafta oldu ama bir türlü test edemedim. Bugün de böyle hem yağmur yok hem işte 11-12 derecelerde olunca İzmir'de hava. Dedim artık bugün atayım kendimi dışarı. Umarım sesim düzgün geliyordur. Bayağı rüzgar var çünkü burada. Güzel de bir mikrofon testi olmuş olacak Pocket 2 için. Herkese merhabalar. Şimdi Bostanlı Mavişehir'e doğru aslında bir yerde oturdum. Birazcık dinleneceğim. Çünkü çok rüzgar var. Bu yerde de kahvemi içeceğim. Size de aslında denizin güzel görüntüsünü de göstermek istiyorum. Şöyle çevireyim. Bayağı güzel kuşlar uçuyor. Deniz sakin. Biraz rüzgar var ama kaç güne o da düzelecek diye gösteriyor hava durumu. Arkadaşlar Pocket 2'yi seçme sebebi aslında çok basit. Taşınabilir olması ilk sebep. Çünkü hem içerisinde çok özelliği barındıran hem de taşınabilir tek kamera Pocket 2. Şöyle söyleyeyim, hem aldığım pakete Creator Combo aldım ben. 5000 lira civarıydı benim aldığım zamanda.
Ama işte bunun içerisinde hem geniş açı lensi, hem wireless bağlantıyı sağlayan ekipmanları, hem kablosuz mikrofonu, hem de işte tripodu, hem de kılıfında bunların hepsini tek bir yerde taşıyabiliyorsunuz. Şöyle bir kılıfı. Şu. Çok basit. Şu içerisindeki bölüme aslında tüm parçalarını, ek ihtiyaçlarını koyabiliyorsunuz. İşte joystick'idir, kablolarıdır, telefon bağlantılarıdır. Hepsini tek pakette yolluyorlar. Ve inanılmaz basit oluyor. Bağlantı kurup bir anda çekime başlamanız. Üzerine 140 dakikalık bir çekim süresi sunuyor. Ve her zaman yanımıza taşıdığımız powerbanklerle çok kolay şarj edebiliyoruz. Yani o yüzden çok basit ve taşınabilir olması benim ilk seçim tercihimden biri oldu. Çünkü büyük bir kamera aldığınızda işte 7-8 bin lira civarı bir para verdiniz atıyorum. Aldınız bir Sony veya işte Fujifilm bir şey aldınız. Buna ek olarak bir Rode Wireless veya işte Saramoni'nin farklı bir mikrofon da almanız gerekiyor. Buna ek olarak işte bir tripod almanız gerekiyor veya bir gimbal almanız gerekiyor. Şimdi Pocket 2'nin kendisinde bir gimbal var zaten. Stabilizasyonu da onunla sağlıyor. O yüzden bayağı efektif ve güzel bir kamera olduğunu düşünüyorum. Zaten çektiğim fotoğrafları vesaire de videonun içerisine koyacağım. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Şu an Bostanlı sahilde, Mavişehir sahil arasında bir yerde tam oturdum. Biraz hava almaya çıktım aslında bisikletle beraber. Dönüş yolunda da bisikletle sahil tarafından size videoları çekeceğim. Hadi devam edelim. Videonun kapanışı için aslında küçük bir iskeleye geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pocket 2'nin aslında neden seçtiğimden ve hangi amaçlarla kullanacağımı, neden işte benim için yararlı bir kamera olduğundan kısaca bahsetmeye çalıştım. Bir yandan da bir Bostanlı Mavişehir Karşıyaka arasında bir kısa bir bisiklet turu yapmış olduk. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.